büyük motorlara geçtiğimden beri scooterlara çok iştahla baktığım söylenemez. Bunun nedeni de benim sadece uzun mesafelerde değil, şehir içinde de bu büyük motoru kullanıyor olmam. Yani pazara da giderken, işe de giderken, yakın bir bakkala da giderken bu büyük motoru hep kullandım. Hiç de scooter ihtiyacı duymadım. Ama ne yalan söyleyeyim, belli bir süre sonra insan daha pratik bir şekilde bu şehir içinde ulaşımını sağlamak istiyor. Çünkü bu büyük motorları şehir içinde kısa mesafelerde kullanmak hem aletlere eziyet hem de bizler için yorucu. Yani bu büyük motor alınca da insan bir havaya giriyor. Neymiş canım, ikinci bir motor mu alacağım? Scooter'la şuraya mı gideceğim? Ben nereye gidersem gideyim, enduro'mla giderim. Havaları olmuyor. Belli bir süre sonra insana bir bıkkınlık gelebiliyor. Yani insan istiyor ki ya şu büyük motora bineceğimi, şöyle terlik gibi bir motorum olsa, küçük bir scooter'ım olsa, şuna bir binsem, fıtı fıtı hemen şuradan şuraya gitsem, spora gitsem, alışverişe gitsem, vallahi bunu istiyor. Şimdi beni tanıyanlar bilir, ben sağlam bir retrocuyum. Biz sonradan retrocu olmadık. Doğuştan retrocuyum. Özellikle eski bilgisayar, eski elektronik eşyalara karşı bir zaafım var. Aslında o yüzden de buraya geldim diyebilirim. Bugün bu kutusunu açacağım motor retro görünümlü. Retro görünümlü ama neredeyse bütün modern teknolojileri içinde barındıran karakterli bir motosiklet. Biliyorsunuz Vespa geçmişine sadık kalarak yeni modeller üreterek zaten piyasada devam ediyor. Aynı şekilde Lambretta da Tayvan'da üretim yapıyor olmasına rağmen eski özüne sadık kalarak yeni modellerle piyasaya çıkıyor. Vespa ve Lambretta ile ilgili de bölüm yapmıştık. İsterseniz oraya da şuraya bir link bırakıyorum. Gidip izleyebilirsiniz. Bu Vespa ve Lambretta da tarihin en popüler scooterları olarak zengin bir kültüre sahipler. Şimdi en az onlar kadar iddialı, tüm bu klasik scooter mirasına sadık, en yeni teknolojilerle en kaliteli parçaları harmanlayan bir İngiliz markasıyız. Royal Alloy. Bu marka ilk piyasaya çıktığında EICMA'da çok dikkat çekmişti. O yüzden de bu adamlar sadece İngiltere'de değil, dünyanın birçok ülkesine bu motosikletleri gönderiyorlar. Ya şimdi İngiliz ve motosiklet deyince orada bir durmak lazım. Özellikle klasik retro scooterların orada acayip bir kültürü var. Daha önceki Cafe Racer bölümünde anlatmıştık. Bir rockerlar vardı, bir de modlar vardı. Rockerlar daha çok deri ceket giyen, motosikletleriyle kafeden kafeye yarışan çılgın asi gençlerdi. Böyle Marlon Brando'yu taklit eden, Gene Vincent, Bob Diddley gibi müzisyenleri takip eden bir grup. Bir de bunların karşılarında modlar var. Yani modernistler. Onlar da nispeten daha varlıklı gençler, daha şık giyiniyorlar, daha böyle cici cici giyiniyorlar. 1950'lerde, 1960'lardan sonra savaş sonrası çıkan alt kürdürler bunlar. Scooter'cılar, modayı takip ediyorlar, güzel müzik dinliyorlar, blues, soul dinliyorlar, motosikletlerini modifiye ediyorlar, motosikletlerinin renklerini değiştiriyorlar, farlar takıyorlar, ekstra aynalar takıyorlar. The Yardbirds, The Who gibi grupları dinleyen, rockerların tam karşısında duran bir grup bunlar da. Bizim çocukken izlediğimiz bilim kurgu filmlerinde hep böyle fütüristik tasarımlı arabalar olurdu. Ulan böyle araba mı olurdu ya, bunları yolda gider mi derdik. Şimdi neredeyse sokağa baktığınızda arabaların, motosikletlerin ve objelerin bu tarz tasarımları olduğunu görüyoruz. Bence çok ruhsuzlar. Ama 1950'li 60'larda yapılan bu tasarımların bence ruhu, hikayesi, hissettirdiği şeyler bambaşka. Bakın adamlar 1950'lerde 60'larda yapmışlar. Hala bir kafenin önüne çekin şu motoru. Hemen gelip yanına ya bu ne diye abi bakarlar. Şimdi Royal Alloy Çin'de ve Tayland'da çok büyük fabrikalarda üretim yapıyor. Bu adamların olayı sadece retro motosiklet üretmek. Modellerin gövdesi metal. Bosch, Delphi, Marelli gibi dünya devi firmalarla çalışıyorlar. Motosikletlerde premium parçalar kullanıyorlar. Ürettikleri tüm scooterlar sportif bir sürüş için tasarlanmış. Zaten tasarımcıları da İngiliz. Sektörün öncü tasarımcılarıyla çalışıyorlar. Şirketin CEO'su bile Sam Martin'den mezun bir tasarımcı. Yani böyle uzun uzun anlattım. Bu soğuk havada bu motosikleti çok merak ettiğim için uzun zamandan beri yapmadım. Kutu açılışı için buraya geldim. Şimdi çayınızı, kahvenizi, salebinizi alın. Soğukta sizin için motosiklet açıyor. Hadi bakalım. Evet, ne zamandan beri yırtmıyordum. Bir şunu yırtayım da rahatlayayım. Vallahi bir şey oldum ya şimdi. Ne zamandır açmayınca bir garip hissettim kendimi.
Kasalarınızı konserve gibi açarım abi. Varsa motosiklet alıp kasasını açtırmak isteyen çağırsın beni. Ya biz diğer Lamborghini açmış adamız ya. Bunlar bize çerez. Vallahi sana söyleyeyim, şu motoru masanın üstüne koysan öyle güzel bir obje. Şimdi açınca siz de hak vereceksiniz. Evet, herhalde bunun içinde aküsü ve benzeri şeyler vardır. Ha, aynaları var galiba. Evet, şu an Türkiye'ye gelen TG modelleri bunlar. Bundan sonra diğer modelleri de sırayla gelecekmiş. Ya ben bir tane şey yaptırayım ya. Açma kiti. İşte makas. Tork anahtarı. Vallahi böyle hazırlıksız geliyoruz her seferinde. Bizim bu işleri daha profesyonel yapmamız lazım. Baksana abi şu kafaya bak. Baksana şuna. Minnoş. Üşümüş. Vallahi oyuncak gibi ya. Gökhan, şunu görmen lazım. Şuna bakar mısın abi? Şuna bakar mısın ya? Abi süper. Hem de motorla aynı renk. Vay arkadaş ya. Bak buraya da ördek gagası var. Gerçekten şu an binip gitmek istiyorum ya. Bu ne ya? Bakar mısın şunu? Bu bayağı güzel bir deriymiş ya. Evet, şimdi bunu iyice bir şey yapacağım. İyice bir incelerim. Vallahi çok hoşuma gitti. Şimdi bunda zaten yapılacak çok bir şey yok. Sadece denge topuzu ve aynaları var. Onun dışında gördüğüm kadarıyla bir şey yok bunun. Onları da takalım. Masanın üstüne bir maket gibi hazırlayalım bunu. Gökhan'cığım iyi hoş, tamam, motoru çok beğendik de hava -2. Bence biz içeri girelim, içeride bunların montajını yapalım. Oh be. Vallahi ya, içim dondu. İşte en sevdiğimiz ses. Bakalım neler çıkıyor kutudan. İngiliz marka Dynavolt aküyle geliyor. Kullanım kılavuzu. Efendime söyleyeyim, avadanlık. Şu herhalde denge topuzu olsa gerek. Aynaları. Hızlıca. Vallahi hiç bu kadar kolay motosiklet montajı yapmamıştık. Tamam. İçinden çok da tatlı bir avadanlığı çıkıyor. Bunu da sarı metalden yapmışlar. Bunun içinde de motorunuzla ilgili. Zaten açılışı falan çok kolay. Bu yan kapakların falan açılımı da çok kolay. Sanıyorum ki şunu şöyle açalım. Şöyle şurada avadanlık için bir yer yapmışlar. Şöyle. Burada da güzel bir kompartmanı var. Şurada bir tane USB bağlantısı var. Şuraya USB'nizi, buraya telefonunuzu koyabilirsiniz. Çok güzel, pratik. Şurada bir alışveriş için, çantanız için şık bir yer yapmışlar. Üstümdeki montla da bunun üstüne böyle bir sürü yamalar koyup tam böyle eski mont, 1950-60'lı yıllardaki o ruhu yansıtacak bir mont olabilir aslında bu. Montumuz tamam olduğuna göre. Motosiklet de güzel, beğendin mi? Şimdi bu açtığımız 125'lik olan modeli aslında kasa olarak 300'de aynı. Fakat işte arada ABS farkı var. Ama onun dışında gördüğünüz kasa 125'te de 300'de de aynı, söylediğim gibi. Bu model 125 cc 9.5 beygir hava soğutmanı. Bunun yanında da bu modelde, yani 125 cc'de ABS yok ama kombine fren sistemi var. Aynalarını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Görüş açıları gayet iyi ki zaten bu motosikleti alıp bir test sürüşü de yaparız. Ayarlanabilir ön süspansiyon var. Bu ayarlanabilir olması gerçekten çok iyi. Yolda test ettiğimiz zaman da bakacağız. Tigara Grande modeli, TG modeli. 125 cc olanı. Çok güzel bir gagası var. Tamamen bir retro görünüm. Ön taraftaki farımız LED. Yine sinyallerimiz LED. Arka sinyal lambaları LED. Arka stop LED. Bunun dışında iyi bir oturma pozisyonu var. Demin de göstermiştim zaten. Tekrar bir oturayım üstüne. Yani ben 1.83'üm. 100 kiloyum. Gayet iyi. Bununla fıtı fıtı her yere gideriz. Her yerin metal olduğunu söyleyeyim. Bunun dışında tabii benzin deposunu arıyorsunuzdur. Şuradan çıtla açıp koltuğun altına 11 litrelik anahtarla açılabilen bir
benzin deposu var. Tabii bu benzin deposunu buraya koyunca normal şehir içi skuterlarında gördüğümüz bagaj hacmimiz maalesef yok. Onun için de buraya bir poşet askısı koymuşlar. Ve de şuraya yine retro görünümlü bir çanta yeri koymuşlar. Bunun için yeni güzel şık çantalar gelecekmiş. Bunun tasarımını bozmayacak. Hatta biliyorsun bu ön tarafa da bir tane aynı şekilde böyle bir bagaj koyuyorlar. Ondan koyabilirsiniz. Hem önde hem arkada yeterli bagaj hacmi sunacaktır. Değiştirdik. 300'ü geldi. Dediğim gibi aynı kasa. ABS ile geliyor. Onun dışında tüm tasarım aynı. Burada sadece 300S yazıyor. Şimdi bu motosikleti bir çalıştıralım bakalım sesine, edasına. Bu dokunmatik ekrana sahip. Buradan işte kilometre veya mil olarak değiştirilebiliyor modları. Valla dükkanın içi 18 dereceymiş. Biz dışarıda eksi derecelerde kutu açılışı yaptık ama içeri girdik, ısındık. Bunun içerisinde bir Bluetooth modülü var. Telefonunuzu buna bağlıyorsunuz. Gelen aramaları ekranda görebiliyorsunuz. Ekranda görebiliyorsunuz. Yani kimin aradığını böylece anlayabiliyorsunuz. Yani tekrar motosikletten interkoma bir bağlantı yok. Ama en azından gelen aramaları burada görüp ona göre interkomunuzdan kimin aradığını görüp açabilirsiniz. Bu da güzel olmuş yani. Hop, burada duralım. Interkom demişken de bugün elimde Sena'nın SF serisinin çeşitli özelliklere sahip farklı 3 adet interkomu var. İster artçınızla konuşun, isterseniz beraber sürüş yaptığınız arkadaşınızla, ister telefonla görüşün, isterseniz müzik dinleyin, GPS sinyallerini alın veya Ride Connect uygulamasıyla dünya üzerindeki herhangi bir arkadaşınızla görüşme yapın. Şuradaki bağlantıyı tıklayıp hemen gidip Sena SF serisinin incelemesini izleyebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bunun üzerinde 278 cc'lik, 22,5 beygirlik, tek silindir, su soğutmalı bir motor varmış. Kullananlar da oldukça performanslı olduğunu söylüyor. Zaten ben bu motoru açmaya gelmiştim ama çok da niyetlendim. Sadece bu rengi değil, bir sürü böyle şeker gibi renkleri var. Onları da şimdi size göstereceğim. Hatta bir tanesini de alıp İstanbul'da böyle dolaşıp böyle gezelim görelim yapmak istiyorum. Sizin de fikrinizi çok merak ediyorum. Bu renklerden hangisi sizin favoriniz? En beğenilen rengi de alıp o motosikletin sahibi olacağım. Şimdi çalıştıralım. Ya ben aslında bıraksalar şimdi gideceğim de plakası yok motorun. Evet, çalıştırıyorum. Zaten motorumuz sıcak, o yüzden biraz gaz vereyim. Küçük enişte ya bu. Renk renk, çeşit çeşit Royal Alloy'lar. Kırmızı rengi, bu sarı rengi, bu bayağı aslında şey bir renk, farklı bir renk. Şöyle grisi var, mavisi var ve de siyahı var. Şimdi burada bu renkler var ama bu renklerle sınırlı değilsiniz. Bu paneller kolayca çıkabiliyor. İsterseniz arabanızın renginde yapın. İsterseniz bisikletinizin renginde, motosikletinizin renginde yapın. İsterseniz kıyafetinize uygun bir şekilde boyayın. Bu motosikleti istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Zaten mod akımı demiştim ya. Biraz internette bakarsanız ki ben de zaten bazı örneklerini koyacağım. Bu motosikletin en büyük özelliği üzerinin boyanması, sticker'dı. Efendime söyleyeyim, farklı grafitilerle bu motosikletin daha farklı, size uygun, kişiselleştirebilir bir hale gelmesi. Hatta satılan motosikletlerden bir tanesi de sahibi kendi var olan motoruyla aynı renk yaptırmış. Gidelim isterseniz bir de ona bakalım. Mesela örneğin bu motosikletin sahibi 1200 Scrambler sahibiymiş. Motosikletin rengi bu olduğu için de aynı James Bond havasında bir kapak tasarımı yaptırmış. Çok da şık olmuş. Ha, merak edenler için de bu motosikletin James Bond filminde görüldüğü bir sahne var. Yine burada sökülmüştür. Royal Alloy var. Bunlar da sahibinin isteğine göre boyanıp teslim edilecek. Sizin en beğendiğiniz hangi renk oldu? Onu yorumlarda bekliyorum. Dediğim gibi vallahi niyetim var. Eğer parada da anlaşırsak sizin beğendiğiniz bir rengi alıp bu İstanbul'da gezelim, görelim, gömelim yapmayı planlıyorum.